Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Kanalıma ve KYK Odama hoş geldiniz. Aslında kahküllerim uzamadan yeni bir video çekmeyi düşünmüyordum. Ama arayı çok açtığımızı düşündüm ve bugün sizlere bir video çekmek istedim. Umarım hoşunuza gider. Bu olayı eminim ki bilenleriniz vardır ama bugün ben bilmeyenleriniz için kendi yorumumla birlikte anlatmak istiyorum. Bugün sizlerle öyle bir kadın hakkında konuşacağız ki bu kadın kurbanlarını önce kendi dükkanında öldürüyor, daha sonrasında parçalara ayırıyor ve bu parçalardan kek, kurabiye, sabun gibi şeyler yapıp çevresindeki insanlara dağıtıyor. Hatta kendi oğluna bile ikram ediyor. Yani gerçekten kulağa akıl almaz, tüyler ürpertici, hatta sıra dışı geldiğini farkındayım. Ama bu kadının hangi motivasyonla bunları yaptığını öğrendiğinizde gerçekten şok olacaksınız. O zaman gelin bugünkü olayımıza geçelim. Bugün sizlerle İtalya'nın yoksul kentlerinden biri olan Montello'ya, 2. Dünya Savaşı'nın da öncesine 1894 tarihine gideceğiz. 1894'te İtalya'nın Montello kentinde Leonardo adında bir kız çocuğu dünyaya geldi. Bu kız çocuğunun dünyaya geldiği ev gerçekten çok sorunlu bir evdi. Çünkü Leonardo'nun annesi bu bebeği bir saldırı sonucu dünyaya getirmişti. Leonardo'nun annesi Emilia aslında orta halli, saygın bir ailenin çocuğuydu. Ama ne yazık ki başına korkunç bir olay gelmişti. Bir cinsel saldırıya maruz kalmıştı. Ve bu o dönemlerde, aslına bakarsanız bu dönemde de öyle diyebiliriz. Ama özellikle o dönemlerde gerçekten saldırgandan ziyade kadının ve kadının ailesi için büyük bir utanç kaynağıydı. Emilia bu cinsel saldırı sonucunda hamile kaldığında ve ailesi bu durumu öğrendiğinde bu olayın çevresi tarafından duyulmaması için Emilia'yı saldırganıyla evlendirdiler. Emilia bir aile yakınları olan ve kendisine bu saldırıyı gerçekleştirmiş olan Marion adındaki bu adamla evlendiğinde bu evlilik kendisi için gerçekten bir kabus haline gelmişti. Çünkü Marion'la tahmin edersiniz ki gerçekten çok geçimsiz bir adamdı. Sık sık alkol tüketiyordu, karısına ve kızına kötü davranıyordu. Ve Emilia hal böyle olunca dünyaya getirmiş olduğu bu küçük kız çocuğunu da bir türlü sevemiyordu. Çünkü bu çocuk onu durmadan başına gelmiş olan bu kabusu hatırlatıyordu. Tabii ki Leonardo'nun hiçbir suçu yoktu ama annesi onu bir türlü kabullenemiyordu. Emilia'nın ve Mariano'nun evliliği zaten farkındaysanız oldukça sıkıntılı bir evlilikti. Ama bunun üstüne bir de yoksulluk eklenmişti. Yani bir yandan da yoksullukla mücadele etmeye çalışıyorlardı. Durum zaten bu kadar kötüyken Mariano'nun ölmesiyle, yani Emilia'nın dul kalmasıyla birlikte haller daha da kötüleşmeye başladı. Çünkü Emilia dul kaldığı için, yoksullukla mücadele ettiği için bütün öfkesini, bütün şiddetini kızı Leonardo'ya çevirmişti. Neyse ki Emilia çok geçmeden ikinci bir evlilik yaptı ve bu evlilikle birlikte Emilia'nın ve Leonardo'nun üzerindeki maddi sıkıntı birazcık olsun hafiflemişti. Ama bu sefer de şöyle bir şey vardı ki Emilia ve ikinci kocası, yani Leonardo'nun üvey babası, Leonardo'yu evde istemiyorlardı. Daha doğrusu bu kız çocuğunun varlığına tahammül bile edemiyorlardı. Bu yüzden bu çift bir karar verdiler. Leonardo'yu çok geçmeden zengin bir adamla evlendirmeleri gerekiyordu. Böylelikle hem Leonardo'yu daha fazla evin içinde görmek zorunda kalmayacaklardı, hem de onun sayesinde maddi bir gelir elde edebileceklerdi. Leonardo için bu dönem gerçekten çok sıkıntılı bir dönemdi. Henüz genç bir kız olmasına rağmen, gençlik döneminde olmasına rağmen iki kere tutuklanmıştı. Bunlardan biri hırsızlıktan dolayıydı, diğeri ise tartıştığı bir kadını bıçakladığı içindi. Bunun yanı sıra iki kere de intihar girişiminde bulunmuştu. Ama tahmin edersiniz ki bu iki girişimde neyse ki başarısız sonuçlanmıştı. Leonardo öte yandan annesinin ve üvey babasının kendisini zengin bir adamla evlendirmek istediklerinin farkındaydı. Ve hayatında ilk defa annesine resmi olarak baş kaldırmak istedi ve annesinin seçmiş olduğu adamla evlenmektense onun tam tersi, yani annesinin istediği damat adayının tam tersi bir adamla evlenmek istedi ve bu noktada da zaten bir aday vardı. Rafael Pansardi.
Leonardo 1917 senesinde Raphael Pansardi ile annesinin rızası olmadan bir evlilik gerçekleştirdi. Raphael zengin bir adam sayılmazdı. Tam tersine bir sicil memuruydu ve orta yaşlı bir adamdı. Yani baktığınız zaman gerçekten de Leonardo'nun annesi Emilia'nın istediği damat adayının tam tersi bir damattı. Ve bunun üzerine Emilia o kadar sinirlendi ki kendi öz kızına durmadan beddualar etmeye başladı, lanetler okumaya başladı. Ve bu durum zaten sıkıntılı bir çocukluk geçirmiş Leonardo için gerçekten çok kötü bir durumdu. Çünkü annesinin okuduğu bu lanetler yüzünden kendisinin korkunç bir hayat yaşayacağına inanmaya başlamıştı. Zaten öyle de oldu. Çünkü Leonardo Raphael'le evlendikten sonra 1921 senesinde çift Raphael'in memleketi Potenza'ya taşındı. Ancak Leonardo burada 1927'de dolandırıcılık suçundan dolayı hüküm giydi ve hapsedildi. Çift serbest bırakıldıklarında Lakedonya'ya taşındılar. Ancak bu sefer de 1930'da Irpinia depreminde evleri yıkıldı. Çift son çare olarak Corrego'ya taşındı ve Leonardo burada kendine küçük bir dükkan açtı. Leonardo aslında buraya taşındığında, burada kendisine küçük bir dükkan açtığında her şey oldukça sorunsuz görünüyordu. Leonardo buradaki kadınlarla gayet iyi anlaşıyordu. Çevredeki bir kadının bir sıkıntısı olduğunda doğrudan Leonardo'ya gidiyordu ve Leonardo da onlara bir çözüm üretmeye çalışıyordu. Ve bu yüzden çevresindekilerin, özellikle kadınların saygısını kazanmıştı bu konuda. Ama Leonardo bu dönemde hala daha çok sıkıntılıydı. Aslına baktığınızda iyi anlaştığı bir kocası vardı. İyi bir evlilik inşa edebilirdi bu temeller üzerine. Ama ne yazık ki öyle olmadı. Çünkü Leonardo bu dönemde ciddi psikolojik rahatsızlıklardan muzdaripti. Hala daha annesinin lanetini üzerinde taşıdığına inanıyordu. Zaten evlendikten sonra başına gelen felaketleri de düşünecek olursanız bütün bunlar da Leonardo'yu oldukça kötü etkilemişti. Ve Leonardo artık o kadar kötü bir haldeydi ki geceleri uykusundan kan ter içinde uyanıyordu. Gerçekten çok paniklemiş, paranoyaklaşmış bir haldeydi. Ve bunun üzerine bölgedeki bir büyücüye giderek kendi hayatı hakkında bazı tüyolar almak istedi. Büyücünün ise Leonardo'ya söyledikleri gerçekten tüyler ürperticiydi. Büyücü Leonardo'ya tam da onun duymayı beklediği şeyleri söylüyordu. Onun üzerinde bir lanet olduğundan bahsediyordu ve bu lanet sonucunda da Leonardo'nun birçok kez hamile kalacağından ama bebeklerinin birçoğunun öleceğinden bahsediyordu. Bu durum Leonardo'yu gerçekten çok korkuttu ve bunun üzerine bölgedeki başka bir büyücüye, başka bir çingeneye gitti. Bu çingene de genelde el falı bakan bir insandı ve Leonardo'nun ellerine baktığında Leonardo'nun söylediğine göre gerçekten dehşete düşmüştü. Çingene Leonardo'ya Leonardo'nun sağ elinde bir cezaevi, sol elinde ise bir akıl hastanesi gördüğünü söylemişti. İşte aslında bu nokta Leonardo'nun kırılma noktasıydı diyebiliriz. Çünkü duyduğu bu şeyler zaten duymayı beklediği şeylerdi. Ve aslına bakarsanız Leonardo'nun yapmış olduğu bütün şeylerin en büyük tetikleyicisiydi. Leonardo evliliği boyunca yaklaşık 17 kere hamile kaldı. Ve tam da büyücünün söylediği gibi bu 17 hamileliği esnasında 3 kere düşük yaptı ve diğer çocukları da gerçekten çok küçük yaşlardayken öldüler. En nihayetinde Leonardo'nun 17 hamileliğinden hayatta kalan ve büyümeyi başaran sadece 4 çocuğu olmuştu. Leonardo bu 4 çocuğuna gerçekten sıkı sıkıya bağlandı, sıkı sıkıya sarıldı ve bütün emeğini, bütün çabasını onları korumak için harcamaya başladı. Ta ki o güne kadar 1939 senesinde Leonardo'nun en büyük oğlu Giuseppe annesine 2. Dünya Savaşı'na katılmak için İtalyan ordusuna girmek zorunda olduğunu söyledi. İşte bu noktada Leonardo gerçekten başından vurulmuşa döndü. Çünkü Giuseppe onun en büyük oğluydu. Hatta göz bebeğiydi diyebiliriz. Ve Leonardo'nun o günden itibaren en büyük korkusu en büyük oğlunu kaybetmek olmuştu. Ve işte tam da bu noktada Leonardo'nun aklına gerçekten şeytani bir plan geldi. Kendi oğlunun hayatını koruyabilmek için, onun hayatını elinde tutabilmek için başka hayatları kurban edecekti. İşte bazıları bu noktada Leonardo'nun şeytanla bir işbirliği yaptığını düşünüyor. Az önce de söylediğim gibi çevredeki sıkıntıları olan kadınlar Leonardo'nun dükkanına geliyorlardı ve ondan bir şekilde yardım istiyorlardı. Yani aslında Leonardo çevresindeki zayıf halkaları, manipüle etmesi kolay olan insanları gayet yakından tanıyordu. İşte bu noktada gözüne ilk kurbanını kestirdi. Faustina Setti.
Faustina Setti 73 yaşında bir kadındı ve çevresi tarafından kız kurusu olarak bilinen bir kadındı. Yani hayatı boyunca hiçbir evlilik yapmamıştı ve 73 yaşında olmasına rağmen en büyük hayali kendisine bir hayat arkadaşı bulmaktı, mutlu bir evlilik yapmaktı ve yalnız başına ölmemekti. Leonardo bu kadın kendi dükkanına gelip gittikçe bu kadına daha da yakınlaştı ve Faustina'ya Pola'da olan bir iş ortaklarından bahsetti. Yani Pola'da bir adam vardı, varlıklı bir adamdı ve aynı Faustina gibi hiç evlenmemişti. Ama Leonardo'nun bazı şartları vardı. Evet, Faustina isterse Leonardo Faustina ve bu adamın arasını yapabilirdi, bunları baş göz edebilirdi. Ama Faustina'nın bu süreçten kimseye, çevredeki kimseye bahsetmemesi gerekiyordu. Tek yapması gereken eşyalarını toplamaktı ve bu adamın yanına doğru yola çıkmaktı. Ve kendisine de birkaç tane kartpostal yazmasını söyledi. Böylelikle Faustina gideceği yere vardığında Leonardo bu kartpostalları Faustina'nın ailesine iletecekti. Ve ailesi de Faustina'nın güvende olduğunu bilecekti. Bu durum tabii ki de Faustina'nın aklına hemen yattı. Ve Leonardo'nun dediklerini birebir yapmaya başladı. Önce gitti bütün eşyalarını topladı. Daha sonrasında Leonardo'ya kendisine yardım ettiği için 30 bin İtalyan lirası verdi. Ve son gün, yani olmayan bu iş ortağıyla tanışmak için Pola'ya gitmeden önce son kez vedalaşmak için Leonardo'nun dükkanına geldi. Çünkü o gün gri olan saçlarını daha koyu bir renge boyatmıştı. Ve bu yeni görüntüsünü de Leonardo ile paylaşmak istiyordu. Leonardo ile vedalaştıktan sonra Leonardo bu kadına gerçekten onun adına çok mutlu olduğunu söyledi. Ve eğer o da isterse bunu küçücük şöyle bir şarap içerek falan kutlamak istediğini söyledi. Bu durum Faustina'nın gerçekten çok hoşuna gitmişti. Ve birazcık da sakinleşmek için Leonardo'nun bu teklifini kabul etti. Ama bu belki de Faustina'nın hayatında yapmış olduğu en büyük hataydı. Çünkü Leonardo Faustina'ya ikram ettiği şarabın içine uyku ilacı katmıştı ve yaşlı kadın bu şarabı içtikten sonra birdenbire kendinden geçmişti zaten, baygınlık geçirmişti ve Leonardo hiç vakit kaybetmeden Faustina'nın kafasına defalarca kez baltayla vurdu ve bu kadını en yakınındaki dolaba doğru sürükleyerek götürdü. Faustina bu dolapta uzun bir süre bekledikten sonra akşam çöktüğünde, gece olduğunda Leonardo hiçbir şey olmamış gibi bu kadını dolaptan çıkarttı ve 9 ayrı parçaya böldü. Leonardo ilk işlediği cinayeti öyle bir soğukkanlılıkla, öyle yalın bir şekilde anlatmıştı ki bütün jürileri dehşete düşürmüştü. Leonardo Faustina'dan sonra durmadı. Bu seferki hedefinde Faustina'nın çok yakın bir arkadaşı olan Francesca Sabri vardı. Francesca 55 yaşında yaşlı dul bir kadındı ve gerçekten ciddi geçim sıkıntıları çekiyordu. Yani hangi iş olursa olsun yapmaya hazırdı ve Leonardo aynı Faustina'da olduğu gibi Francesca'yı da zayıf halka olarak gördü ve bu kadına yardım edebileceğini söyledi. Eğer isterse şehir dışındaki bir kız okulunda onun için bir temizlik işi ayarlayabilirdi. Francesca bunu duyduğuna gerçekten çok sevindi. Hatta Leonardo'ya teşekkür mabında hizmetlerinin karşılığı olarak 3000 İtalyan lirası ödedi. Ama tabii ki Leonardo'nun istekleri yine aynıydı. Francesca bu işten çevresindeki kimseye bahsetmeyecekti. Sadece eşyalarını toplayıp buraya gidecekti ve gitmeden önce de kendisine birkaç tane kartpostal yazıp bırakması gerekiyordu. Tabii ki Francesca bu durumu hemen kabul etti. Hemen bütün eşyalarını topladı ve Leonardo'nun kendisine ayarlamış olduğu iş için yola çıkmaya hazırlandı. Ama o da aynı Faustina'da olduğu gibi son kez Leonardo'ya teşekkür etmek için, onunla vedalaşmak için onun dükkanına gitmişti. Ama o günden sonra ne yazık ki Francesca'yı da gören kimse olmamıştı. Leonardo bu ikinci cinayetinden sonra da durmadı. Bu sefer üçüncü hedefine Virginia Casippo adında bir soprano vardı. Virginia 53 yaşındaydı. Daha öncesinde sopranoluk yapmış bir kadındı. Ve bu yüzden göz önünde olmaya, göz kamaştırmaya alışık bir kadındı. Ama artık 53 yaşında olduğu için eskisi kadar iş imkanı bulamıyordu. Zamanında yapmış olduğu birikim de yavaş yavaş suyunu çekmeye başlamıştı.
ve bu gidişte çok geçmeden paraya ihtiyacı olacağını da gayet farkındaydı. İşte Virginia'nın da yolu bu sebeplerden ötürü Leonardo'nun dükkanına düşmüştü. Leonardo'dan kendisine de bir iş bulmasını istemişti. Ve Leonardo ona Florensa'da bir sekreterlik işi olduğundan bahsetti. Eğer kendisi de isterse Florensa'ya gidip bu sekreterlik işinde çalışabilirdi. Virginia bu haberi duyunca gerçekten çok sevindi. Çünkü bu sekreterlik işinin parası gerçekten iyiydi. Yani bu işte hem rahat bir şekilde çalışabilirdi hem de kolayca birikim yapabilirdi. Ve Virginia, Leonardo kendisine iş bulduğu için, bu kadar çabuk yardım ettiği için Leonardo'ya hizmetleri karşılığında 50 bin İtalyan lirası verdi. Hatta bu da yetmezmiş gibi artık kullanmadığı mücevherlerini de ona vermişti. Çünkü gerçekten çok mutluydu. Virginia da aynı diğer kurbanların yaptığı hatayı yaptı ve eşyalarını topladıktan sonra son kez teşekkür etmek için, vedalaşmak için Leonardo'nun dükkanına gitti. Ama o günden sonra ne yazık ki Virginia'yı da gören kimse olmamıştı. Hatta daha sonrasında Leonardo bu kurbanından işte bu acımasız sözlerle bahsetti. Ama Leonardo'nun bilmediği bir şey vardı ki bu sefer baltayı sağlam taşa vurmuştu. Çünkü Virginia diğer ilk iki kurban gibi sahipsiz değildi. Yani yokluğu uzun bir süre anlaşılmayacak bir kadın değildi. Virginia'nın kız kardeşi, Virginia'nın son zamanlarda sık sık Leonardo'nun dükkanına gidip geldiğini, Leonardo ile görüştüğünü biliyordu. Neden bilmiyorum ama Virginia'nın kız kardeşi bu durumdan çok rahatsız olduğunu hissetti ve doğrudan Leonardo'nun dükkanına gitti. Leonardo'nun dükkanına gittiğinde tabii ki de dikkatini çeken ilk şey Leonardo'nun dükkanından yükselen o kötü, o ağır kokuydu. Ama daha sonrasında dükkanın şöyle içerisine doğru bakındığında, raflarına bakındığında raflarda birçok kadın eşyası olduğunu fark etti. Üstelik bu kadın eşyalarının arasında Virginia'nın mücevherleri de vardı. Ama daha da rahatsız edici olan şey şuydu ki raflarda sadece Virginia'nın mücevherleri yoktu. Virginia'nın kız kardeşinin Virginia'yı son gördüğü esnada Virginia'nın üzerinde olan kıyafetler de bu raflardaydı. Bu durum Virginia'nın kız kardeşini gerçekten çok şaşırttı. Yani ablasını en son bu kıyafetlerin içinde görmüştü. Ama şimdi ablası ortalıkta yoktu ve o gün üzerinde olan kıyafetler bu raflardaydı. Virginia'nın kız kardeşi büyük bir korkuyla, büyük bir panikle en yakındaki karakola gitti ve durumu bildirdi. Daha sonrasında polis şerifleri Leonardo'nun dükkanında yaptıkları aramalarda daha önce kaybolan 3 kadının da kıyafetlerine ulaştılar. Ve bunun üzerine Leonardo'yu hemen tutukladılar. Leonardo ilk başlarda suçu hiçbir şekilde itiraf etmiyordu. Oldukça soğukkanlı ve metanetliydi. Yani hem itiraf etmiyordu hem itiraz etmiyordu. Yani gerçekten çok garip bir haldeydi. Ama daha sonrasında Leonardo'nun dükkanında yapılan aramalarda kadınların bazı vücut kalıntıları da bulundu. Ve işin kötü kısmı şuydu ki Leonardo bu kalıntıları kek, kurabiye gibi şeylerde kullanmıştı. Bu kalıntılardan sabun yapmıştı. Ve yapmış olduğu bu şeyleri de çevresindeki insanlara, hatta oğluna bile ikram etmişti. Ama Leonardo ısrarla cinayeti itiraf etmemeye devam ediyordu. Ta ki en büyük oğlu Giuseppe cinayet zanlısı olarak tutuklanana kadar ve en büyük oğlu Giuseppe kendisi yüzünden tutuklandığında Leonardo birdenbire dökülmeye başladı. Leonardo bu üç kadının da ölümünden kendisinin sorumlu olduğunu kabul etti. Ama bu noktada bazı jüriler Leonardo'nun kendi oğlunu korumak için suçu üstlendiğini düşünmeye başladı. Ve bu yüzden Leonardo'ya bir tatbikat yaptırmak istediler. Yani Leonardo kadar yaşlı bir kadının 3 tane kadının vücudunu parçalara ayırmış olabileceğine bir türlü akılları ermiyordu. Ama Leonardo yapılan tatbikatta bir insan vücudunu tamı tamına 12 dakika içerisinde 9 parçaya ayırabileceğini jürilere ispatladı. Bunun üzerine Leonardo 1946'da bu 3 kadının ölümünden dolayı yargılandı, suçlu bulundu ve 30 yıl hapis cezası aldı. Bu 30 yıllık hapsin 3 yılını da akıl hastanesinde geçirecekti. Baktığınız zaman Leonardo'nun gitmiş olduğu büyücü ve gitmiş olduğu çingene kadın kehanetlerinde gerçekten de haklı çıkmışlardı. Leonardo daha sonrasında 15 Ekim 1970'te
Puzzoli'deki kadın sığınma evinde beyin inmesi sonucu, yani beyin kan akışının aksaması sonucu öldü. Şunu da eklemek istiyorum ki daha sonrasında Leonardo'nun oğlu Giuseppe bazı şeylerden ötürü suçlu bulundu ve 5 yıllık bir hapis cezasına çarptırıldı. Benim bugünlük bu dava hakkında anlatacaklarım buraya kadardı arkadaşlar. Eğer sizin bu dava hakkında bildiğiniz daha fazla şey varsa yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ben de başa tuttururum. Böylelikle hepimiz daha da bilinçleniriz bu konu hakkında. Her neyse, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.